Saygıdeğer izleyenler, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de bugün itibariyle 6 yaşında olan Ünye El Ele Derneği'nin yöneticisiyle beraberiz. Gayemiz, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmak. Ama bugün El Ele Derneği'nin başlatmış olduğu, ikisinde biri sloganıyla başlatmış olduğu ve İdlib mezaliminden kaçarak Afrin kırsalında yaşama mücadelesi veren insanlara battaniye, sünger yatak gibi kışlık kıyafetler, çadır çalışması yapıyorlar. Bu konuda başkanımıza soralım. Kolay gelsin. Sağ olun. Yüce Mevlam utandırmasın. Amin inşallah. Kısa da özetler misiniz? Biz Eylül ayında bir çalışma daha yapmıştık o bölgeye. Burada Afrin, İdlib ve Türkmen Dağı'na kadar şey getirdik. Oradan gıda yardımı yaptık. Orada gördük yani insanlar çadır kentlerde çok mazlum durumdalar. Hakikaten yokluk var, elektrik yok, su yok, suları zehirli. Orayla da devamlı kontak halindeyiz. O bölgede çalışan kardeşlerimiz var. Şimdi orada da İdlib insanların o mezalimin silahsızlandırma bölgesiydi. Orada çok nüfus fazlaydı. 3 milyon, 4 milyon nüfuslu bir yerde İdlib. Bir blok oluşturulmadan o savaş bölgesinde diğer karşı tarafa yani rejim güçlerine ve onu destekleyenlere karşı bir blok oluşturulmasa 500 bin kişi bu sınırlara dayanacak. Yani Afrin'den, Kilis'ten, Öncüpınar'dan, Hatay'dan giriş yapacaklar. Bundan dolayı da ülkemizin oradaki ehemmiyeti, ordumuzun orada olmasının ehemmiyeti çok büyük. Bize de burada çok ciddi iş düşüyor. O insanlara karşı blok oluyoruz ama orada onlara çadır kurmak, yatabilmesi için gerekli olan eşyaları oraya getirmek, gıda ihtiyaçlarını karşılamak biraz da sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü insanlara düşüyor. Bize de bu manada talepte bulundular.